Merhabalar arkadaşlar. Konumuza devam edelim. Filtreleme ve raporlama konusuna, ama burada geçen konumuzdan iki yeri atladım. Onu size böyle kısaca göstereyim. Ondan sonra asıl konumuza yavaş yavaş geçiş yaparız Allah'ın izniyle. Şimdi burada işte dilimleyicilerimiz vardı. Bu dilimleyicilerden arkadaşlar çoklu seçimde yapabiliyoruz. Bakın şimdi buradan Doğu Anadolu'yu seçtim. Çetireli'ye bastım. Güneydoğu ve Karadeniz'i seçtim. Bıraktım Çetireli'yi. Bakın Güneydoğu, Doğu Anadolu ve Karadeniz burada filtreleniyor. Böyle çoklu seçim yapabiliyorum. Ve burada da temsilciler, yani seçmiş olduğum bölgelerin temsilcileri, ürün adları ve illeri buraya geliyor. Bakın şu aşağıda diğer bölgelerin illeri pasif olarak gözüküyor. Şimdi buradan bir de şuradan bir örnek yapalım. Mesela bakın bilgisayara tıkladım, Çetireli'ye bastım, bulaşık makinesi dedim, çamaşır makinesi dedim. Bıraktığım zaman bulaşık makinesi, çamaşır makinesi, bilgisayar arkadaşlar burada filtreleniyor. Diğer konuda arkadaşlar şuydu. Bakın burada tarif bölümü var. Şu filtreleyi tıkladığım zaman işte büyükten küçüğe, küçükten büyüğe bir sıralama burada yapabiliyoruz. Burada bakın tarif filtreleri var. Şuradaki bölümde bu tarif formatına ait çok seçenek var. Belki de hepsi de burada var. Bilmiyorum. Şimdi ben burada sadece şunu, raporlarda en çok kullanılan yani iki tarih arası raporlarda kullandığımız biçimi buradan size anlatmaya çalışayım. Bakın sonra da veya eşittir, öncedir veya eşittir var. Burada iki tarih arasındaki filtrelemeleri yapabiliyoruz. Şimdi bakın 01 dedim. Nokta 03. Nokta 2022. Aşağıya da 30.06.2022 dediğimde Mart ile Haziran arasındaki ayları bana burada filtreleyecektir. Bakın 3. Yani Mart'ın birinden başladı. Hala 3. Geldi. Bu da bayağı uzun sürüyor herhalde. En sonuna bakalım. Evet arkadaşlar, bakın 30.06'ya kadar ayları burada filtreledi. Evet. Atladığım iki konu buydu. Daha da atladığım vardır da benim gördüklerim bunlar. Şimdi arkadaşlar buradaki olayımız neydi? Biz bu tabloyu kendi içerisinde filtreleme yapıyorduk. Ama daha önceki konumuzda da söylemiştim. Bizim raporlarımızı ne yapmamız lazım? Kendi içerisinde fonksiyonel pek olmuyor arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Ama bu raporları tablonun dışında bir yerde veya farklı bir sayfada almak daha fonksiyonel ve daha görsel oluyor. Buna dikkat edelim. Şimdi gelişmiş filtrelemeye geçeceğiz ama gelişmiş filtreleme ile buradaki yapmış olduğumuz işlerin arasındaki benim dikkatimi çeken iki farkı size aktarayım. Şimdi bakın burada biz ne yapıyoruz? Datanın kendi içerisinde filtreleme yapıyorken gelişmiş filtrelemede hem kendi içerisinde, yani datanın kendi içerisinde, hem de datadan farklı bir yerde ve de farklı bir sayfada da gelişmiş filtrelemeyi uygulayabiliyoruz. Diğer farklar arkadaşlar, bakın şu başlıkları kendi üzerindeyken biz burada filtreleme yapıyorken, bu filtreleme yapacağımız başlıkları biz gelişmiş filtrelemede farklı, yani sayfanın farklı bir yerinde ve başka bir sayfada da konumlandırabiliyoruz arkadaşlar. Böyle bir özellik de var. Yani farklı kılan özellikler aslında arkadaşlar. Yani gelişmiş filtrelemeyi daha işlevsel kılan, daha kullanılır kılan iki temel özellik. Benim dikkatimi çeken. Şimdi arkadaşlar bu sayfayı ben aldım. Önce şunu bir eski haline getirelim. Bunu böyle bırakıp şurada aynı sayfayı arkadaşlar buraya kopyaladım. Ve yine aynı tablo formatında
Şimdi geliştirilmiş filtrelemeye ait çalışmalarımızı burada yapalım arkadaşlar. Dilim döndüğü kadar size yardımcı olmaya çalışayım. Şimdi şu başlıkları da şuradan kopyaladım. Bakın buraya yapıştırdım. Bizim kriter alanımız bu. Şurada yazacağım kriterlere göre buradan istemiş olduğum yere işlem yapabileceğim arkadaşlar. Şimdi burada gelişmiş filtreleme nerede? Veri sekmesinde bakın sıralı ve filtre uygula var. Gelişmişi tıkladığımız zaman bizim karşımıza parametreler gelecektir. Şimdi biz bu parametreleri istediğimiz şeye göre konumlandıracağız. Bakın liste yerine filtre uygula diyor. Listeye yerinde filtre uygula. Yani bizim biraz önce yapmış olduğumuz gibi. Şimdi burada bakın orada tabloyu eski haline yani biraz önce yapmış olduğumuz gibi tabloyu eski haline çevirmekte hiçbir problem yok. 15.000 küsürlük bir satırda hiçbir problem olmadı. Ama ben bunu denedim. Şimdi burada 15.000 küsür satır var dedik ya. Şimdi ben burada listeye kendi yerinde filtreleme uygularsam bunu eski haline getirmem arkadaşlar dakika tutmadım. Daha doğrusu tamamen bitmesini beklemeden SCL'e çıkmak zorunda kaldım. Yani bunu yapmanızı tavsiye etmiyorum. Belki böyle işte 100-200 gibi bir satırda fazla bir zaman geçmez ama 15.000 satırda arkadaşlar çok büyük bir zaman geçti. Bunu ben burada denemeyeceğim. Zaten konumuz da bu değil. Biz başka bir yere, başka bir sayfada gelişmiş filtreleme uygulamaya çalışacağız. Şimdi burada bizim asıl yerimiz arkadaşlar neresi? Başka bir yere kopyala. Şimdi bakın buraya tıkladığım zaman bütün parametreleri, bakın şu aşağıdaki bütün parametreler aktif hale geliyor. Şimdi burada liste aralığı dediği yer bizim şu A'dan G'ye kadar tüm tablomuz. Ölçüt aralığı da dediği yer arkadaşlar bizim şuradaki ölçüt aralığımız. Bu ölçüt aralığında tüm alanları doldurabileceğimiz gibi yani böyle sola doğru aşağı doğru da istediğimiz kadar kriter arkadaşlar burada kullanabiliriz. Hedef dediği yerde biz bu kopyalama işini yapacağımız yer gösteriyor. Şimdi yaparsak daha iyi anlayacağız. Bak ben bunları buradan şimdi siliyorum. Daha önce çalıştığım için burada kopyalar kaldı herhalde. Şimdi bakın liste aralığım bunu da sileyim. Bak liste aralığım A'dan tuttum G'ye kadar tüm tabloyu yani daha doğrusu tüm satırları, sütunları boydan boya seçtim. Ölçüt aralığım dediği yer ama tabii ki bizim şuraya bir ölçüt yazmamız lazım. Değil mi? Akdeniz'i şu önce tek bir kriterle yapalım. Ondan sonra yavaş yavaş çokluk yüzlerlere geçiş yaparız. Şimdi buradan da gelişmiş dediğim şunları silelim. Başka bir yere kopyalamayı unutmuyoruz tabii ki. Şimdi bunu da sileyim. Baştan başlayalım. Bakın tüm tabloyu seçtim. Sütunları boydan boya. Ölçüt aralığı başlıkla beraber aşağıdaki kriteri seçtim. Hedef olarak da dedim ki buna ben şu 4'ü bunu yapıştırdım. Tamam dediğim zaman bakın arkadaşlar tablonun Akdeniz kriteri buraya listelendi. Gördüğünüz gibi. Aşağı kadar inelim. Akdeniz. Şimdi bunu tüm tabloyu aldık. Peki ben tüm tabloyu almak istemiyorum. Ben sadece işte temsilcilerini almak istiyorsam bunu da arkadaşlar burayı tekli olarak da seçebiliriz. Bunu da ben göstereyim size. Şuradan girişten gelelim bunu. Tümünü temizle diyelim. Şu temsilciyi buradan kopyaladım. I4'e yapıştırdım. Hemen veriden gelişmiş dedim. Tablo arkadaşlar otomatik geldi. Başka bir yere kopyalama otomatik gelmiyor. Buraya dikkat ediyoruz. Ölçüt aralığım arkadaşlar I1, I2 bu da tamam. Hedefim arkadaşlar I4 yani şurası değil bu sefer değil mi? Bakın
neresi olacak? Sadece I4 olacak burası. Şuraya da seçtim. Ve buna tamam dediğim zaman bakın tek kriterde burayı alabiliyorum. Hatta ve hatta arkadaşlar aynı kriterden bir veya birkaç tane de alabiliyorum. Hatta şöyle yapalım. Şunu da alayım. İri de alayım. Şurayı şöyle girişten tamamen bir temizleyelim. Aslında bunu sayfa formatı, tablo formatından kurtaralım arkadaşlar ya. Şu anda bize tablo formatı şöyle geldi. Bakın bunu aralığa dönüştür dediğim zaman evet dersem çıkan pencereye burası artık bakın şurada tablo sekmesi gelmedi. Burası artık eski aralığına geldi. Yani normal Excel tablosu oldu. Buradan da arkadaşlar dolgu yok diyelim. Normal haline gelsin ki şurayı sürekli temizlemek zorunda kalmayayım. Evet. Şimdi bakın burada iki tane başlık seçtim. Şimdi Akdeniz ilinin temsilcileri iki sütun halinde gelecek ve illeri de buraya gelecek arkadaşlar. Hemen veriden gelişmiş dedim. Buralar tamam. Başka bir yeri kopyaladan arkadaşlar şimdi geliyorum burayı seçtim. Ve tamam dediğim zaman bakın arkadaşlar temsilciler ve iller buraya geldiler. Evet. Şimdi bir özellik var ki bu çok önemli bir özellik. Bunu çok sık kullanacağız. Buraya da tekrar şöyle bir temizleyeyim. Şimdi bakın. Şurayı sildim. Şu bölgenin temsilcilerini arkadaşlar buraya alacağım. Tüm bölgelerin temsilcilerini buraya alacağım. 15.000 satırın yani şu D sütunun tüm temsilcilerini buraya alacağım. Ama bakın nasıl alacağım. Veriden gelişmiş dedik. Başka bir yere kopyala. Buralar tamam değil. Sadece şu temsilciyi alıyorum. Yani I4'ü. Şurada bakın yalnızca benzersiz kayıtlar var. Şuradaki kutucuğu tıkladığım zaman bakalım ne olacak. Tıkladığım zaman arkadaşlar şu D sütununda bulunan tüm isimleri teke düşürerek buraya aldım. Ve böyle bakın 15.000 sütun arkadaşlar. Bunu VBA'da kullandığımız zaman bir döngüye sonuçta bunu sokacağız. Bu döngü arkadaşlar 15.000 satırda biraz sürer. Ama burada bakın tak diye geldi. Fark ettiniz değil mi arkadaşlar? Şimdi burayı da silelim. Hatta başlıklar dursunlar. Burayı da silelim. Evet. Şimdi arkadaşlar burada size çoklu seçtik. Şimdi daha çoklu seçelim. Şurayı da kaldırayım arkadaşlar. Şimdi bakın burada geldim. Güneydoğu dedim. Geldim. Burada ne diyelim? Güneydoğu dedim. Mersin'i alıyorum. Bakın. Mersin'i aldım. Önce yanlışı size bir göstereyim. Ondan sonra şimdi arkadaşlar geldim geliştirici. Başka bir yere kopyalaya tıkladım. Ölçüt aralığım. Arkadaşlar burası bakın ikisini seçtim. Hedefim I4 ve buna tamam dedim arkadaşlar. Ve almadı. Gördüğünüz gibi. Neden? Güneydoğu bölgesinin yani şu Mersin Güneydoğu'nun ili değil arkadaşlar. Burada Mersin değil de
Yani şuradaki olmayan bir il bile yasak. Farklı bir şey de olsa arkadaşlar, farklı bir harf veyahut da bir karaktere bile olsa arkadaşlar, bu gelişmiş filtreleme çalışmaz. Neden? Çünkü arkadaşlar bak, şu sola doğru, pardon sağa doğru gittiğim zaman burası bütün koşullar doğruysa çalışır. Şimdi biraz sonra da böyle aşağı doğru ineceğiz. Yani burası V olarak düşünün. Yani bütün koşullar gerçekleşmesi durumunda. Aşağısı da ya da olarak düşünebilirsiniz. Hangi koşul gerçekleşiyorsa çalışacak. Yani buradaki tüm koşullar şu birinci satırda, hangi satır daha doğrusu, birinci satır değil. Burada çok şey olabilir. Mesela şunu sileyim. Mesela burada çok bir satırda seçim yapmış olabilirsiniz. Şu satırdaki kriterlerin hepsinin uyması durumunda bu satır çalışır. Uymazsa çalışmaz. Bir alttaki uyuyorsa bir alttaki çalışır. Şimdi bunu görelim. Şimdi bakın burası çalışmadı değil mi? Geliyorum buraya. Şimdi geliyorum buradan da Doğu Anadolu'yu aldım. Geldim yapıştırdım. Buradan da Erzurum alalım. Burası doğru olsun. Gelişmişi aldım. Buralar tamam. Tamam. Şimdi bakın, tamam dediğim zaman ben tabii pardon yanlış yaptım. Niye? Kriter alanım değişti benim değil mi? Benim kriter alanım değişti. Değiştiği için benim orayı değiştirmem lazımdı. Gelişmiş dedim. Tablo aralığım tamam. Ölçüt aralığım arkadaşlar. Bakın bölge başlıklar dahil seçiyorum. Başka bir yere kopyalamayı unutmuyoruz tabii ki. Ve tamam dediğim zaman bakın arkadaşlar Güneydoğu Mersin'i almadı. Sadece neyi aldı? Doğru olan satırın verilerini buraya arkadaşlar getirdi. Yani Güneydoğu'yu almadı. Şimdi bu özelliklere arkadaşlar tabii ki dikkat etmemiz lazım. Şimdi burada da şöyle bir özellik daha da var. Onu da size göstereyim. Ondan sonra farklı bir sayfada işlem yaparız. Yani şu anda bu videoyu çekmeden önce kafamda tasarladığım şeyleri burada uygulayamıyorum. Aklıma daha önce düşenler çalışırken yani sizinle baş başayken gelmiyor ne hikmetse. Daha sonra geliyor. Ne yapalım arkadaşlar onu da diğer videoda düzeltiriz. Evet şimdi buradan bunları siliyorum. Burada arkadaşlar şöyle bir güzel özellik de var. Şurayı şöyle kaldırdım. Bak şunları yapmadık ama yapmaya da gerek yok. Mantık aynı mantık arkadaşlar. İki tarih arasında alabilir miyim? Şimdi evet raporlama deyince iki tarih arası arkadaşlar anlaşılmalı. Tamam. Şimdi bak buraya geldim. 01.01.2020 hemen bunu yapalım. Pardon. Şöyle yapalım. Bunu burada dursun da şurayı biraz daha kaydırmam lazım. Geldim buraya. Tarih dedim. Şimdi size çok güzel bir örnek vereceğim. Burası da 31 şimdilik. Hatta şimdilik olmasın. 31.05 tüm yıl alacaktım ama Mayıs'a kadar alalım. 2022. Şimdi arkadaşlar buraya ne yapmam lazım? Ya bunu arkadaşlar buraya yazmam lazım. Büyüktür ve küçüktür şeyi kullanarak işaretlerini kullanarak ama ben size bunun farklı bir şeyini göstereyim. Onu göstermeyeyim. Çünkü bu daha kullanışlı. Şimdi bak buraya ben eşittir diyorum. Tırnak açtım. Büyüktür. Eşittir. Tırnağı kapattım. Birleştiriyorum. Shift 6 ile. İlk tarih.
Ve bunu hatırladım. Geldim buraya. Eşittim dedim. Tırnak açtım. Bu sefer küçük olacak. Eşit olacak. Tırnağı kapatıp birleştireceğiz. Neyle? Son tarihle. Enter attım. Şimdi arkadaşlar gelelim. Bu sefer Karadeniz'i alalım. Yapıştıralım. İdi'de neresi olsun? Rize olsun. Ayıp olmasın. Şimdi arkadaşlar gelişmiş dediğim burası tamam. Ölçüt aralığım neresi arkadaşlar? Bakın tarihleri seçtiğim başlıklarıyla beraber seçtiğim başka bir yeri kopyalayı unuttum. Aman burayı unutmuyoruz. Yine aynı yeri kopyalasın arkadaşlar. Ben buna tamam dedim. Niye böyle oldu mu? Bir tane ne var? 1 ile 5 arasında Karadeniz, Rize. Bu nasıl bulurum buradan? Şöyle. Arkadaşlar şuraya bakar mısınız ya? Arkadaş. Memleketim beni mahcup etti. Neyse. Şuradan başka birisi seçelim. Şurayı tekrar silip biraz çok olsun arkadaşlar. Tek pek hoş durmadı. Şimdi Trabzon olsun. Şimdi gelişmiş dedik. Buraları tamam. Başka bir yere kopyala. Buralarda tamam herhalde arkadaşlar. Ne iki tamam. Ve tamam dedim arkadaşlar. Bundan da iki tane var. Neyse arkadaşlar. Yani iki tarih arasında da gördüğünüz gibi alabiliyoruz. Ama bu bana sarmadı. Şu bölgeyi de değişeceğim. Akdeniz olsun. Burası da Akdeniz olmasın. Tüm illeri olsun. Gelişmiş dedik. Tamam dedik. Ve tamam dedik arkadaşlar. Evet. Bakın Akdeniz iki tarih arasında yani 5. aya kadar bakalım. En sonuna bir gelelim şöyle. Evet. Gördüğünüz gibi iki tarih arasında da burada kopyalama yaptık ama arkadaşlar hıza da dikkatinizi çekiyorum. Bayağı bir hızlı. Bu noktada arkadaşlar işlevseldir. Şimdi burada bir şey dikkatinizi çekmiştir diye düşünüyorum. O da şu olabilir mi? İyi de ben kardeşim yani çok işim varsa şayet. Şuraya da bir türlü silemedim ya. Çok işim varsa, detaylı işim varsa ben böyle hani böyle sürekli şey mi yapacağım, burayı mı alacağım, ayarlayacağım, bununla mı uğraşacağım diyebilirsiniz. Bunu da arkadaşlar makrolara atayarak nasıl yapacağımızı size göstereceğim. Ama bu videoda değil. Bu videoda böyle gelişmiş filtreleme ile alakalı böyle kafamızda bir ufuk oluşsun diye bunu yaptım. Bunu makrolara atadığımız zaman arkadaşlar farkını daha güzel ve net bir biçimde göreceksiniz. Ve böyle nasıl desem projeler de yapacağız. Böyle tam proje olmayacak tabii ki de. Mesela hazır tablo üzerinde bir şey yapacağız. Projeler de yapacağız. Çeşit çeşit olacak, güzel olacak diye düşünüyorum. Şimdi farklı bir sayfada bu işlemleri nasıl yaparız? Bunu da size birkaç örnekle gösterip bu videoyu bitirelim.
şu şeyi arkadaşlar olduğu gibi buradan şöyle kopyaladım. Şu sayfa 2'ye de rapor diyelim. Şuraya yapıştıralım arkadaşlar. Şimdi bakın aynı olayı ben burada yapacağım. Geliştirici dedim. Pardon. Veri. Gelişmiş dedik. Liste aralığım. Ama tabii şurayı önce ayarlıyoruz. Listeyi yerinde filtre uygular değil. Başka bir yere kopyaladan liste aralığından dataya geliyorum. Burayı tüm sütunları boydan boya seçtim. Ölçüt aralığım arkadaşlar. Pardon burası değil ya. Şurayı seçtim ille beraber. Hatta tamamen seçtim. Olmaz. Olur mu? Bunu sonra deneriz. Şuraya alalım önce. Başka bir yere kapat. Hedef olarak da arkadaşlar geldim. A1'i seçtim. Ve bunu tamam dedim. Bakın. Burası da oldu arkadaşlar. Farklı bir sayfaya da bunu yapabiliyoruz. Güzel taraflarından bir tanesi de arkadaşlar bu. Yani şunları da. Evet arkadaşlar, şimdi şurada bir de çok kriterli yapalım. Şunları şuradan aldım. Şunları tabii önce sabitlemem lazım. Aşağı çekeceğim ya. Şuradaki tarihte oynamasın diye arkadaşlar. Bunları F4 ile sabitledim. Enterladım. Şimdi şunları aşağı doğru çekelim şöyle. Akdeniz olsun. Doğu Anadolu, Karadeniz, Marmara. Kopyaladım. Buraya geldim. Yapıştırdım. Tüm iller hepsi gelsin arkadaşlar. Hepsi gelsin. Burayı tekrar sildim. O başlık kalsın. Şimdi gelişmiş dedik. Liste aralığım. Hepsini seçiyorum. Ölçüt aralığım. Neresi arkadaşlar? Burası. Şimdi bakın ben şimdi burayı seçtim. Şu alanı da seçsem tümünü gösterir bana arkadaşlar. Şimdi burada da orayı unuttum size. Şu kriter alanı boşsa arkadaşlar tablonun tamamını gösterir. Böyle bir özellik de var. Başka bir yere kopyaladan yine aynı aralık kalsın ve tamam dediğim zaman evet 5. aya kadar buradaki kriter olan bölgeler geldiler. Evet. Başka il, başka bölgeler burada yok arkadaşlar. Evet. Şimdi bu konuyla alakalı birkaç video daha çekeceğim. Arkadaşlar orada aklıma gelirse şu anda aklıma pek gelmiyor. O zaman gelirse orada da tekrar size anlatmaya çalışırım. Şimdi bundan sonra da arkadaşlar videolarımızda şeye geçeceğiz. Makrolara geçeceğiz. Bunu kodlarla beraber gelişmiş filtrelemeyi nasıl yaparız? Ondan sonra da pivot tablolar üzerinde birkaç da işlem yaparız. Yani birkaç video daha doğrusu çekeriz. Bu konuyu da bitiririz.
Bugün bir arkadaşımız beni biraz nasıl desem eleştiri de değil de böyle tanıtım noktasında biraz kızar gibi oldu diyeyim. Haklı aslında. Yani tanıtım yapıyorsun ama bunu anlatmıyorsun. Arkadaşlar, ben bu arkadaşa hak veriyorum. Gerçekten de öyle. Yani ben de mesela bazı videolar izlediğim zaman tanıtım videosu diye kızıyorum yani. Bunu göster de diyorum yani. Ama benim bu tanıtım yaptıktan sonra bunu göstermeme gibi bir niyetim gerçekten yoktu. Yani bu ister takip olsun, ister olamasın, ister izlensin, ister izlenmesin. Zaten bir arkadaş farklı bir yerde mi herhalde bana bunun yapılmasını yani bu program ismi neydi ya unuttum. Bakkal Defteri programı arkadaşlar. Bunu yapacağım inşallah ama şu seri bitsin ki bu seriyle alakalı işlemler de o programda var. Bu arkadaştan yani beni yanlış anlamasın. Buradaki tek bir hedefim var. Beni tek mutlu eden tek şey nedir? Size bir şey aktarıyor olabilmem ve sizin de bundan faydalanıyor olabilmeniz. Ama ben de insanım tabii ki. Yani ne kadar abonem oldu, ne bileyim, ne kadar işte izlenim oldu gibi bir şöyle gözümün ucundan da bakmıyor değilim. Evet. Diyelim. Görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun.